Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün size bu şekilde yine iğneden tığa çok zarif bir model göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. İlk önce yapraklarını yapıyoruz. Sonra da bu renkli çiçek dallarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Ve buraya 5 tane bu şekilde tığ battı arası veriyoruz. İlk başlarken 2 tane falan verebilirsiniz arkadaşlar. Bir, iki zincir, tığ battığımızın üzerine girip bir tane tığ battı yapıyoruz. İki yaprak arası tığ battımız, beş tane tığ battı arkadaşlar. Bu da beşinci. Beş tane bu şekilde tığ battı arası verince bir defa tığımızın başını doluyoruz. Hemen yandaki tığ battığımızın içine bir, iki, iki. Buraya böyle küçük bir trabzan yapıyoruz. Burasını yuva olarak kullanacağız yaprağımız arkadaşlar. Bir iki zincir. Bir defa doladım. Bu trabzanın arasına yuva olarak kullanacağımızı söylemiştim. Girip iki iki aldım. Şöyle bir trabzan yaptım. Tekrar bir iki iki. Yaprak yapım, yapımımı daha önce sizle paylaşmıştık çoğu kez arkadaşlar. Aynı şekilde yine bu sefer iki defa doladım. 2 2 2 olarak aldım. Yine iki defa doladım tığımın başına. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu şekilde buraya 5 tane trabzan yapmış olduk. Ve 4 zincir çekiyorum. 4 zincirim arkadaşlar. Buraya Son yaptığım trabzanın arasına girerek bir tane kirpik yapıyorum. Geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geri kalan kısım tam tanına 7 tane bu şekilde sık iğne aldı. Bir tane de yuvamıza kapatıyoruz arkadaşlar. 8. Bir de bu yuva yaptığımız trabzanın dibine yani tığ battının içine de girelim ki arkadaşlar şu şekilde dik bir görüntümüz olsun. Yaprağımız öne doğru meyil etmesin. Hem de trabzan seviyesine inmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde iki zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Yine çiçeğimiz için İki yaprak arasına çiçeğimizi yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Çiçeğimiz için bir ara mesafesi yapıyoruz. Buraya iki zincir çekerek beş tane tığ battı. İki zincir. İki zincir. Yandaki tığ battıya sık iğne ile kapat. Evet adetimiz yine beş tane oldu. Beş tane tığ battıdan sonra hemen yaprak yapımına geçiyoruz. Bir defa tığımın başını doladım. Yandaki tığ bat diye girdim. 1 2 2 Yine yaprağımız için arkadaşlar bir yuva yaptık. Trabzan yaptık. 3 sefer de aldık. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki şey yaptığım trabzanın arasına girip 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. Aynı 1 2 2 Aynı yuvaya yani yaprak yapıyoruz. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 seferde. 2 defa doladım. Yine aynı şekilde 1 2 2 2 5 tane trabzanımız oldu arkadaşlar yaprağımız için. Üzerine 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Son yaptığım trabzanımın arasına. Geri kalan kısma 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 şekilde tutalım daha net gözüksün. 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğneyi alıyor arkadaşlar bu şekilde. 8. bu ana yuvada tüm trabzanları yaptığım yuvada kapattım. Bir de tığ battının içine, trabzan yaptığım tığ battının içine bir sık iğne girdim arkadaşlar. 1, 2, 2 zincir yandaki tığ battıya. 1, 2 zincir hemen yandaki tığ battıya. 1, 2 zincir hemen yandaki tığ battıya. Evet arkadaşlar aynı şekilde 5 taneden sonra yine bu yaptığımız bu yapraklardan yapacağız. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu çiçeğimizi de pembe renkle işleyeceğiz. Buradan ikinci tığ battının içine girerek bir sık iğne yapıyorum. İpimi buraya tutturmuş oldum arkadaşlar bu şekilde. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Aynı yaprakta yaptığım yuva gibi çiçeğim içinde bir yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi yaptığım bu trabzanımın arasına girdim. Kapattım. Kirpik yaptım arkadaşlar. Tekrar 7 zincir. 6 ve 7 Kapatıyorum. Buraya kirpik olarak. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane kirpik yaptık. Hem üçüncü kirpiğimizi hem de şu gördüğünüz kulp olayını yapacağız. 12 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi iki kirpiğimden sonra çektim. Şimdi arkadaşlar buradaki ipimizi kısaltalım. Yaprağımızın arka tarafındayız arkadaşlar. Yaprağımıza yaptığımız bu dört zincirli tomurcuğun içine bu şekilde kapatıyorum 12 zincirimi. 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Şimdi arkadaşlar bu 12 zincirin üzerine tam bu şekilde 10 tane gördüğünüz gibi ikişer zincirli kirpikler yapacağız. 2 zincir çektiğim bu zincire kapattım.

şu şekilde arkadaşlar sert bir görünüm vermesi için geriye doğru yaptığınız zincirleri sıklaştırabilirsiniz. Şu şekilde sert bir duruş istiyorsanız bu da sonuncu. Şimdi arkadaşlar buraya bu şekilde ikişer zincirli kirpikleri yaptıktan sonra bakın burada 3 tane zincir bıraktım dibinde. Ve buraya ben de 4 zincir çekiyorum. Üçüncü kirpik olarak bu trabzan arama kapattım buraya üçüncü kirpiğimi yaptım yine 7 zincir 6 ve 7 7 zincirimi diğer kirpiklerimin yanına kapatıp dördüncü kirpiğim 7 zincir buradaki de 5. kirpiğim bu halkamızın sağında ve solunda ikişer tane gördüğünüz gibi kirpik oldu arkadaşlar Toplam 5 kirpiğimiz olunca ipimizi koparıyoruz. İpimi yakıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane de mor renkten yapalım. Bir ikinci tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde girdim. Bunu buraya monte ettim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Üçüncü tığ battımın içine bir iki iki. Buraya bir yuva yaptık arkadaşlar. Trabzan yaparak yuva yapmış olduk. 7 zincirimi çektim. Yaptığım bu trabzanın arasından girdim. Kapattım. Bu birinci kirpi. Tekrar 7 zincir. Bu ikinci kirpim 1, 2. 2 kirpikten sonra arkadaşlar 12 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Modelimin ters tarafındayım. Bu yaprakta yaptığım 4 zincirimin içine giriyorum. 12 zincirimi buraya sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim döndüm. Şimdi arkadaşlar buraya bu şekilde 2 zincir çekerek 10 tane kirpik yapıyoruz. 2 3 2 zincir sık iğne ile zincire kapat. 4 1 2 zincir 5 1 2 zincir 6 1 2 zincir 7 1 2 zincir 8 1 2 zincir 9 1 2 zincir 10 Evet arkadaşlar şu şekilde elimizle yaptığımız kırlıkları de sıkılayabiliriz. Buraya 10 tane yapınca 4 zincir. Altta da var 3 zincir. Bu yine aynı yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. buraya bir tane kirpik yapmış oldum. 3. kirpiğimizi. Yine 7 zincir. Gördüğünüz gibi hem güzel hem de yapımı gayet basit arkadaşlar. Herkes yapabilir. 1 2 3 4 5 6 7. Yani bir zorluğu, bir ağırlığı yok demek istiyorum arkadaşlar modelimizin gayet hem de hoş oluyor insanın böyle güzel şeyler yaptıkça da gelişi yapası geliyor. 5'e doldurdum. Hemen ipimi koparıp yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz çok hoş bir model oldu. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.